Malezya'da 18 uçaklık hafif taarruz uçağı ihalesine talip olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, ihalede elini güçlendirecek adımlar atıyor. İhale için 6 firma teklif verirken TUSAŞ, dünya genelindeki 10'u aşkın teknoloji ofisine Malezya'da bir yenisini ekledi. TUSAŞ böylece Malezya ile savunma ve havacılık sanayi alanında ortak projeler yapma yönündeki kararlılığını ortaya koydu. Malezya ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri savunma ve havacılık alanında pekiştirecek olan ofis aracılığıyla, dünya havacılık ekosistemine yönelik insansız hava aracından jet eğitim uçağına, helikopter projelerinden modernizasyon programlarına birçok ortak çalışma gerçekleştirilmesi hedefleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ihale sürecinin başarılı olması halinde jet eğitim ve hafif savaş uçağı Hürjet'i, Malezya ile birlikte üretmeyi planladıklarını açıkladı. TUSAŞ, 18 uçaklık ihalenin kazanılması durumunda 3 uçağın Türkiye'de, 15 uçağın Malezya'da üretilmesini teklif etti. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının da hizmet, yatırım ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalarda sona gelindi. Bu sürecin tamamlanması Hürjet'in ortak üretimini destekleyecek. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in ilk güvenli uçuşunun 2022 sonunda yapılması öngörülüyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatın ise 2024 sonu, 2025 başında yapılması planlanıyor. Uçak, yaklaşık 14 metre uzunlukta, 4 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat uzunluğunda olacak. Uçak, tek motorla maksimum 1,3 Mach hıza çıkabilecek, 45 bin fit seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. Uçağın silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsuru olacak.